Erdoğan rakamlara bakarak açık ara öndeyiz diyor ama baktığımız zaman çok sayıda belediyenin CHP'ye geçmiş olduğunu görüyoruz. Çok net bir olay var. Ankara'yı kaybetti, zaten kaybedeceğini sezmişti. İstanbul'u da kaybedebilir. Henüz ortada. Bu sonuç olarak büyük bir yenilgi Erdoğan için. Ama tabii yenilgiyi kabul etmiyor olması ayrı bir olay. Çünkü yenilgiyi görüp yenilginin şokuyla bir takım hareketlere girişmek yerine yaptığı açıklamada 4,5 yıl seçim yok. Kazandığımız yerler var diyor. Güneydoğu'da kazandığı yerler var. Şırnak gibi, Ağrı gibi. Onları öne çıkartıyor. Ama baktığımız zaman tabii ki onların bir sembol, bir simgesel anlamı var. HDP'den alınan belediyelerin ama bir Adana'yı, Mersin'i MHP'den de olsa CHP'nin alması ki burada AKP aday göstermedi. Adana'da göstermedi. Onun dışında Ankara'yı alması ve İstanbul'u alabilme ihtimali bunların hepsi çok büyük bir gösterge. Antalya'da kaybetmiş durumda görüldüğü kadarıyla. Yani sahil şeridi olduğu gibi İstanbul'a kadar CHP'li belediyelerle kuşatılmış gözüküyor. Arada bir Manisa'nın MHP'ye geçme durumu var. Balıkesir ve Bursa'da bir yarış var. Balıkesir'de İyi Parti adayının, Bursa'da CHP adayının kazanma ihtimali hala var ama AKP önde gözüküyor. Ama bütün buna baktığımız zaman MHP'nin de çok ilginç bir şekilde çok sayıda il belediyesi almakta olduğunu görüyoruz.